Merhaba. Bugün sizler için hazırladığım ders videomda 'maar' kelimesini anlatmaya çalışacağım. 'Maar' kelimesi Hollandacanın her seviyesinde oldukça sık bir şekilde karşımıza çıkmakta ve her defasında da çeşitli anlamlarıyla karşımıza çıkmakta. Ben bugün bu anlamları sizler için derlemeye çalıştım. Mar kelimesi için sadece bağlaç demek istemiyorum. Çünkü çeşitli anlamları da mevcut. Hemen detaylarına bakalım. Mar kelimesinin ilk kullanım yeri ve en yaygın kullanım yeri bağlaçlardadır. Yani ama, lakin, fakat anlamlarına gelen yapıdır. Biz bu yapıyı ilk olarak öğreniyoruz ve başka anlamlarını öğrenmezsek şayet mar kelimesinin geçtiği cümleleri okuduğumuzda veya duyduğumuzda anlayamayabiliyoruz veya anlamsız geliyor. Onun için diğer anlamlarını da az sonra göstereceğim. Şimdi bağlaç olan mar yapısını inceleyelim. Hayız ardıh mar en beyçe O iyi ama biraz cimri. Bu cümledeki mar Türkçemizin ama su olarak karşımıza çıkıyor. Ama fakat, fakat lakin her, her üçünde karşılar. Diğer cümlelerimize de bakalım. Ik woon in Rotterdam. Ben Rotterdam'da oturuyorum. Ama ik werk in Utrecht. Ama Utrecht'te çalışıyorum. Burada da yine bizim Türkçemizi çok kullandığımız yaygın anlamıyla karşımızda. Diğer cümlemiz. These jurk is my. Bu elbise güzel ama en beçik kort Benim için biraz kısa. Burada da yine ama anlamında kullanılmış. İki printed zamanım yok. Ama sana yine de yardım edeceğim cümlesinde de yine ama olarak kullanılmış. Bu dört cümledeki yapı bizim Türkçemizdeki ama bağlacının ta kendisidir. Tam olarak birbirini karşılıyorlar. Zaten bu bağ, bağlaç olduğu çok bariz. Çünkü iki ayrı cümleyi birbirine bağlamış. Şuradaki tam bir cümledir zaten. O oh, iyi Rotterdam'da oturuyorum. Bu elbise güzel. Hiç zamanım yok. Bu cümleler zaten tam birer cümledir. Ama kendisinden sonra bir açıklama yapacağı için bir bağlaca ihtiyaç duyulmuş ama bağlacına. Hollandaca ile Türkçe burada tam tamına örtüşüyor. Burası sanıyorum netleşti. Bir sonraki slayta geçelim. Türkçemizdeki tam karşılığı ama olan mar yapısını incelemeye devam ediyoruz. Ev güzel ama küçük. Zezmu o yorgun ama hasta değil. Bakın buralara dikkat edin lütfen. Bunlar tam birer cümledir şuraya kadar. Şuraya nokta koyduğumuzda cümle biter. O oh, yorgun. Cümle bitmiştir. Ama her dilde cümleleri uzatıp ardından başka bir açıklama yapabilmek için bağlaçlara ihtiyaç vardır. Biz de şimdi mar bağlacını bakıyoruz. Türkçedeki tam karşılığı buralarda ama. O yorgun ama hasta değil. O küçük ama cesur. Hij is klein, maar dapper. Araba küçük, ama güzel. Gördüğünüz gibi bunlar bizim çok rahatlıkla anlayacağımız yapılar. Şimdi mar kelimesinin bir de eş anlamlısı olan ehtır var. Bu da çok kullanılır ama resmi dilde kullanılır. Konuşma dilinde çok sık duymayabiliriz ama resmi yazışmalarda ve resmi konuşmalarda mar yerine tercih edilir. Bizdeki fakat gibi biraz. Biz de günlük yaşamda amayı tercih ederiz. Fakat bir tık daha resmidir ama yine de iş anlamlısıdır. He is force. Force kelimesi boylu poslu iri yapılı anlamında. Başka anlamlar da var ama bu cümlede şu an öyle kullandım. He is force. Mar. He is echter. Nit sterk. O boylu poslu ama güçlü değil. Bakın burada echter kullanılır. Kullanılabilir yani resmi bir kullanım. Het is een goed boek. Echter o iyi bir kitap. Ama fakat ta gebruik is wat muylik. İyi bir kitap ama dili biraz ağır. Dili bir, biraz ağır yapısını şurası veriyor. Tal hıbroik dil kullanımı biraz zor. What'ın ne anlamları var ama bu cümlede biraz anlamında. Mar kelimesinin bağlaç kullanımları sona erdi. Şimdi de başka başka anlamlarına bakacağız. Bunlar da çok önemli. İşte bizim zorlandığımız yer burada başlıyor. Bir önceki slaytlardaki mantığı çok hızlı kavruyoruz. çünkü Türkçe ile aynı. Fakat mar kelimesinin Bağlaç olma dışında başka anlamları da var. Onlardan bir tanesi de select. Bu kelime sadece yalnızca demek. Hollandaca'da bizim A1, A2 seviyesinde öğrendiğimiz select kelimesinden farklıdır. Bu kötü anlamında. En select idey, kötü bir fikir. Bu iyi değil, kötü anlamında. Fakat buradaki S'ye dikkat çekmek için ben altında çizdim. Selects, Sadece, yalnızca anlamında. Cümlelerine bakalım. Ich Mar 10 Euro. Buradaki Mar artık bağlaç değil. Benim sadece, yalnızca 10 Euro'um var. Cümlesini Marla kuruyoruz. Ve bu sadece anlamına geliyor burada. Ich habe Mar tot 5 Euro sadece 5'e kadar uyudum. Buradaki mar da yine sadece anlamında. Er zitten mar, dreamensen in de auto. Arabada sadece yalnızca sırf üç kişi oturuyor. Buradaki de yine bağlaç değil. Sadece anlamına gelen bir yapı. Buradaki er, Hollandaca'da 5 çeşitli, 5 farklı er var. Buradaki yapısı da özne belirtisiz ise kullanılabiliyor. Öznenin yerine geçebiliyor. Ben onu daha sonra detaylıca anlatacağım ama erle ilgili sorun yaşıyorsanız buradaki belirtisiz nesne konumunda belirtisiz özne pardon. Belirtisiz özne konumunda bunu detaylıca anlatacağım bir dersten fazla sürer belki. Çünkü 5 çeşitli 5 farklı er var Hollandaca'da. Bizim için karmaşık bir konu. Şimdi orayı çok detaylandırmayacağım. Devam edelim. Şimdi de sürekli anlamına gelen diğer cümlelerine bakalım. Diman bleibt mi mar angaykın. O adam sürekli bana bakıyordu. Buradaki mar kelimesi de sürekli anlamına gelmiş. Sie bleibt mar heulen. O ağlayıp duruyor. Yani o sürekli ağlayıp duruyor. Buradaki mar da yine sürekli anlamında. Görüyorsunuz farklı farklı yapılarda kullanılıyor. Aynı kelime farklı anlamlara geliyor cümle içerisinde. Şimdi de mar kelimesinin bir diğer özelliğine bakalım ve bu çok önemli bir kelime. Keşke anlamına gelir mar. Keşke anlamını kullanırken bizim bilmemiz gereken bir de sıralama var. Cümleyi kurarken ilk olarak çekimli fiili kullanacağız. Daha sonra özne gelecek. Özne ikinci sırada. Daha sonra var kelimesi gelecek ve keşke anlamını verecek. Ve daha sonra diğer ögeler varsa sıralanacak. Çekimli fiili ben daha önce hiç anlatmadım. Fiiller konusunda anlatacaktım o konuyu ama yeri gelmişken burada hemen söyleyeyim. Çekimli fiil Hollandaca'da persons form diye geçer ve fiilin Kişiye ve zamana göre uğradığı değişime denir çekimli fiil. Yani fiil çekimleri. Bunlar tabi ortaokul, lise konuları gramerde. Bir örnek vermem gerekirse, geçmiş bilgileri hatırlamak için. Ben geliyorum, sen geliyorsun, o geliyor da Geliyorum, daha doğrusu gelmek fiilinin uğradığı değişim. Kişiye ve zamana göre. Kişi, ben geliyorum, sen geliyorsun. Fiil değişti. Geliyorum geliyorsun oldu. Geçmiş zamanda da geldim geldin diye dönüşür. Yani buna çekimli fiil denir. Fiilin çekimi uğramış hali. Hollandacası da persons formdur. Şimdi kısaca orayı anlattıktan sonra daha sonra da özne gelecek ve bu sıralama devam edecek. Burada bakın bu çekimli bir fiil. Zen fiilinin geçmiş hali bu. Vaset marzomer? Keşke yaz olsaydı. Hadikmar mar narhem Keşke onu dinleseydim. Bakın burada da yine heaven Film'in kişiye göre çekimlenmiş hali. Geçmiş olduğu için de tabii ki keşke dediği için de, geçmiş zaman olduğu için bunlar fiillerin geçmiş halleri. Fakat bu konuyla ilgili bilginiz çok fazla değilse şu an burası zor gelebilir. Çok mühim değil şu aşamada. Buradaki amacımız fiillerin çekimlerini öğrenmek değil. Buradaki amacımız mar kelimesinin kazandığı farklı anlamlar. Keşke anlamı da var ve bunu öğreniyoruz şu an. Buralar karmaşık geliyorsa çok mühim değil. Hatta hiç mühim değil. Konu o değil çünkü. Keşke ile ilgili baya başka cümlelere bakalım. Burayı unutmayalım. Önce çekimli fil gelecek. Sonra özne ve sıralama devam edecek. Vazikmar ee, nitkıdan keşke yapmasaydım. Buradaki zen fiilin kişiye göre geçmiş halidir bu. Ik ben ik vaz. Nitx'dan bu da dun fiilin geçmiş hali. Keşke yapmasaydım diye şu aşamada bu cümleyi ezberlemek çok daha pratik olur. Gramer çözümlemesini daha sonraki derslerde anlatmam gerekecek. Çünkü konu fiiller değil. Keşke yapmasaydım cümlesini bu şekilde ezberleyelim. Keşke yapmasaydık. Varım ve mar nitx'dan. Buradaki mar artık bağlaç değil, sürekli değil. Keşke anlamına taşıyor. Konik datmar. Keşke yapabilseydim. Buradaki ebilmek fiilini de künün fiili verir Hollandacada Geçmiş zamanı ben yapısına göre de kondur. Konik datmar. Keşke yapabilseydim. Şu aşamada sadece keşke yapmasaydım. Keşke yapmasaydık. Keşke yapabilseydim gibi yapıları kalıp olarak ezberlemek çok fayda sağlar. Hadik markadan wat doetcent gezegd heeft. keşke öğretmenin dediğini yapsaydım gibi uzun bir cümlede de mar ve de bu keşke anlamındadır. Devam edelim. Bu slayt biraz zor ama dediğim gibi sadece şu cümleleri not edip ezberlemek şuna çok gerek yok günlük yaşamda ama şu üçü günlük yaşamda sıkça kullan sıkça kullanılması umarım gerek olmaz ama gerektiği zaman bu şekilde ezberimize bulunabilir. Keşke yapısına devam edeceğiz ama burada başka bir detay daha vermek istiyorum. Hemen cümleye bakalım. Var mı var, net khan. Keşke gitmeseydik cümlesinde de yine buradaki mar keşke anlamını vermiş. Keşke'yi yaptık ama bir de ama yapısını da göreceğiz. Aynı cümle içerisinde olacak bunlar. Bu sefer Mar kelimesi onun için bizlere zor gelir. Çünkü bu anlamlarını bilmeyince ve cümleye baktığımızda iki tane ama var gibi görünür. Ama cümleye bakalım. Az önceki formülü öğrendik. En azından üzerinden geçtik. Konik mar han. Keşke gidebilseydim. Demek bu. Şuraya kadar. Zaten burada bir cümle var ve şuraya nokta koyarsak cümle biter. Konik mar han keşke gidebilseydim ama kanik ama yapamam bakın buradaki keşke anlamındadır zaten az önceki formülde de bunu açıklamıştık ikinci cümlede bağlaçtır amadır zaten cümlenin gidişinden anlamından da bu çıkar fakat keşke anlamını öğrenmemişsek ve şu cümleye baktığımı bakarsak çok karmaşık gelebilir fakat artık sebebini biliyoruz. Bunları hemen kullanabilmemiz mümkün değil. Zaman ve çok pratik yapmak gerekiyor ve duymak da gerekiyor. Ama en azından çözümlemelerini yapmak da önemli. Gördüğünüz gibi keşke gidebilseydim ama yapamam. Da iki tane mağar var. Birisi keşke birisi ama demek. Ve diğer anlamı. Daha henüz anlamlarına da gelir mağar. Örneğine bakalım. Zeizmar Firtinyar. O daha, o henüz 14 yaşında. Buradaki out kelimesini bazen kullanırlar, bazen kullanmazlar. Her ikisi de doğru. Heizmar Firtinyar out veya Heizmar Firtinyar. Her ikisi de doğru. Mar kelimesini incelemeye devam ediyoruz. Şimdi de başka başka yapılarına da bakalım. Fırhey Unut gitsin. Boşver yapısını da yine mar karşımıza çıkmış ve bu yapı son derece güzel, kullanışlı bir yapı. Hollandalılar da çok sık kullanıyorlar. Boşver kelimesi aynı zamanda boşver kalıbı diyelim hatta. lat mar olarak daha da sıkça kullanılır. Lat mar. Çok kolay bir kullanıma sahip. Çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi diğer anlamlarına bakalım. Neymar bu yapı da veya kalıp da diyebiliriz buna. Beklenmedik sürprizler karşısında da kullanılan bir cümledir, kısa bir cümle. Vay be, hadi be, vay anasını, hadi canım gibi anlamları var. Ney var? Aynı zamanda ya var da var, ya var. Evet ama demek. Burada Hollanda, Türkçe ile neredeyse aynı buradaki yapısı. Evet ama çok pahalı. Ya var da wel echt dür bir konu konuşulmuş ve kişi tepkisini göstermek için evet ama çok pahalı derken de yine de, yine yağmar kullanılır ki bu Türkçe ile aynı. Bir de Maria vardır. Bu da neyse anlamına gelir. Maria. Maria ikkan er ok nits andun. Neyse benim de yapabileceğim bir şey yok. Bu tarz yapıların hepsi aslında ünlem ifadeleridir ve çok iyi tonlamak lazım. Onun için de Hollandaları çok iyi dinlemek lazım ki doğru tonlamayı yapabilelim. Zomar. Bu da benim en sevdiğim yapılardan birisi aslında. Zomar. Öylesine nedensiz yere anlamına gelir. Yani bir kişi size çiçek vermişse üzerindeki kartta zomar yazabilir. Öylesine, seni düşündüğüm için, aklıma geldiğin için, içimden geldiği için anlamları vardır. ZOMAR. Veya bazen çocuklar birbirlerine vururlar durduk yere, nedensiz yere. Sorduğun zaman neredeyse onlar dahi ZOMAR diyebiliyorlar. Öylesine, bir örneğimiz var. İkide et ZOMAR onu öylesine yaptım birisine çiçek verebilirsiniz hediye verebilirsiniz veya herhangi bir şey yapabilirsiniz umarım hepsi pozitif şeyler olur ve o zaman öylesine anlamı kullanılır Hollanda'da Hollandalılar birbirlerine çok sıklıkla kartlar yazarlar sadece doğum günleri evlilik yıl dönümleri gibi günler için değil bir de kartların üzerinde zomar yazar dikkatinizi çeker bundan sonra kartlara baktığınız zaman zomar kartları bir aradadır ve öylesinedir o yani anlamı odur. Ben sana kart gönderiyorum. Öylesine içimden geldiği için bunu da öğrenmiş olduk. Bu sınavda latmar, zomar çok kullanılır. Şunlar da ünlem ifadeleridir. Hepsi yağmar, neymar, maryağ. Bunlar da hepsi ünlem ifadesidir. Ve hepsine mar kelimesini görüyorsunuz. Çok kullanılıyor. Mar kelimesinin bir önemli diğer özelliği de emir cümlelerini yumuşatmasıdır. Gel git yap otur gibi yapıları marla söyleyerek cümleleri yumuşatır Hollandalılar. Hamar mar otur hadi. Buradaki mar buradaki hadiyeti kabul etti şu an. Otur hadi. Sadece otur denilirse kulağa çok sert gelir. Bizdeki otur lütfen otur bir otur hadiye denk geliyor buradaki mar. Bir de görselimiz var. Bu görsel de gelme ile ilgili. Komar. Sadece kom denildiği zaman bu direktir ve serttir. E, emir cümlesidir. Fakat emir cümlesini yumuşatmak için de mar kullanılır Hollandaca'da. Biz de lütfen veya bazen bi deriz. Gel bi, gel hadi gibi yapıları biz başka kelime kelime de diyemeyiz onlara. Ara seslerle veriyoruz. Hollandalar daha bariz bir kelime kullanmışlar. O da maar. Burada da bekleme ile ilgili bir cümle olacak. Vakt marayfı ikkomeran. Bekle biraz. Hemen geliyorum. Buradaki vakt marayfı şu eyfı da yine emir cümlelerini yumuşatmak için kullanılan bir yapı. Bizim Türkçedeki bi'ye tekabül ediyor neredeyse. Biraz bekle. Bekle bir gibi. Vakt marayıfı biraz bekle. Buradaki de yine emir cümlesini yumuşatmış. Burada da yine emir cümlelerine devam edelim. Çünkü günlük yaşamda çok kullanılıyor. Kom morha mar nit. Yarın gelme ifadesinde mar kelimesi yumuşatmış. Gördüğünüz gibi. Kom morha nit. Kulağı çok sert geliyor ve kızgınlık ifadesiymiş gibi geliyor. Fakat şu kelimeyle ifade yumuşuyor. Dumar Hollanda'da çok fazla kullanılan, sokakta, pazarda, her yerde herkesin ağzında olan, yerleşik bir hal almış olan dumar yapısını da öğrenmemize fayda var. Çünkü mutlaka çok duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Dumar yap hadi. Yap bakalım anlamına gelir. Özellikle markette veya pazarda kişiler size sorarlar. Poşet ister misiniz veya fiş ister misiniz? Siz de duyduğunuz an hemen dumar diyebilirsiniz. Veya evde birisi çocuğunuz temizlik yapayım mı? Dumar diyebilirsiniz. Veya eşyalar toplayayım mı? Dumar. Bunların hepsinde tepki olarak tepki değil de e kabul olarak bu yapı kullanılır. Tamam söylediğini kabul ediyorum. Ben sana bu konuda izin veriyorum. Toplayabilirsin, bana poşet verebilirsin, evi temizleyebilirsin gibi yapılarda dumar kullanılır. Veya yani çöpü, ata, çöpü atayım mı? Çocuklar bazen sorar. Çöpü atabilir miyim? Dumar. Tamam bunu yapabilirsin. Tabii ki anlamlarına gelir. Çok da yaygın kullanılır. Bir de bunun olumsuz hali dumar nit yapma lütfen. Yani çocuğunuz size çamaşırları toplayayım mı dediğinde, şartlar uygun değilse, "Dumarnit, onu yapmanı istemiyorum, lütfen yapma." anlamına gelir. Lütfen de buradaki "au bey verdi. Bunlar okuldaki sembollerdir. Aynı zamanda "dumarnit" vuramazsın veya itemezsin, çekemezsin, bağıramazsın. "Dumarnit" yapılarıyla da bu karşılanır. Bu da yine önemli bir detay var. Weiss Marbley. Buradaki de mutlu olmalısın. Sevinmen lazım gibi yapılarda da Weiss Marbley. Şu bir kalıptır zaten bunu böleceğiz ezberlemek lazım. Gramer yapısını merak ederseniz de bu Weiss aslında Zayn fiilinin emir kipidir ve Zayn fiilinin emir kipi Weiss'tir. Günlük yaşamda çok sık kullanılır. Özellikle şu Weiß Vorsichtig Dikkatli ol. Burada sein Vorsichtig pek denmez Gramer olarak hatalı değildir ama günlük kullanımı budur Burada bir Kişiye bir öneride bulunuyorsunuz Dikkatli ol Dikkatli Olun Weiß marblei mutlu olmalısın gibi yapılar. Bunların e, gramer yapıları çok mühim değil. Sadece ezberlerini kullanacak yapılar Pasmarop. Pasop deyince kulağa sert geleceği için mar yapısıyla cümle yumuşatılmış. Dikkat et ha. dikkatli ol gibi yapılar. Han Yulimar, gidin bakalım, gidin bakalım hadi. Buradaki de yine cümleyi yumuşatmış. Han Yuli, gidin gibi bir yapısı varken marla birlikte ifade yumuşamış. Ve evet bu da son slide. Gördüğünüz gibi mar pek çok çeşitli anlamlara geliyor. Biz bugün bu slide'da ama fakat keşke sürekli sadece daha henüz ve emir cümlelerini yumuşatılması gibi yapılarını gördük. Mar yapısının %90'ı böylece bitmiş oldu. Bundan sonra ma kelimesini gördüğümüz zaman, duyduğumuz zaman cümlelerin içeriğine dikkat edelim. Ve bu söylediklerimi hatırlamaya çalışalım. Fakat bunları bir anda kullanabilmek çok kolay değil. Tekrar tekrar detaylarına bakabilirsiniz. Ve bugünkü konuyu da bitirdim. Mar kelimesinin geniş kullanımını incelemiş olduk küçücük bir konuyu bile yarım saate yakın bir sürede bitirmem de tabii ki artık sürpriz değil. Şayet buraya kadar dinlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki ders videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.